Bugün kurulun gündeminde arka arkaya yaşadığımız felaketlerin gösterdiği yönetimdeki liyakat sorunu. Yine Başkent Gaz, Kızılay ve Ensar Türken Vakfı üçgeninde gerçekleşen skandallar, ekonomi yönetiminin giderek artan otoriterleşme eğilimi ve İdlib'de artan gerilim vardı. Değerli basın mensupları, son iki haftada ülkemiz ve milletimiz arka arkaya büyük felaketler yaşadı. İlkin Elazığ ve Malatya illerimizi etkileyen depremde 41 vatandaşımızı kaybettik. 1607 vatandaşımız ise yaralandı. Elazığ'daki binaların dörtte biri yıkıldı, ağır hasar gördü. Ardından geçtiğimiz hafta Van Bahçesaray'da aynı yerde yaşanan iki çığ felaketinde toplam 41 yurttaşımız yaşamını yitirdi. 84 yurttaşımız ise yaralandı. İkinci çığ arama ve kurtarma çalışmaları esnasında meydana geldi. Daha deprem ve çığ felaketinde yitirdiğimiz canların şokunu atlatamamışken bu sefer İstanbul Sabiha Gökçen Havaalanı'nda yürekleri ağızlara getiren bir kaza ile canımız yandı. Pistten çıkan uçakta 3 yurttaşımız yaşamını kaybetti. Onlarca yurttaşımız yaralandı. Değerli basın mensupları, ünlü yazar Albert Camus, bir ülkeyi tanımak istiyorsanız o ülkede insanların nasıl öldüğüne bakın demiş. Çok doğru bir söz. Bir ülkede eğer insanlar pisi pisine ölüyorsa, insanların canının bir değeri yoksa, o ülkeye gelişmiş bir ülkedir, medeni bir ülkedir demek mümkün değildir. Türkiye'de insanların nasıl öldüğüne baktığımızda tablo gerçekten içler acısı. Yani bu iş kazalarında falan rekor kırmamızdan bahsetmiyorum. Bakın, Elazığ'da deprem olacağını biliyor muyduk? Biliyorduk. Sağır Sultan biliyordu. Kaç senedir hazırlanan raporlar, mecliste verilen soruşturma önergeleri var. Peki tedbir alındı mı? Hiçbir tedbir alınmadı. Van'da çığ olan bölge bir çığ bölgesi mi? Evet, çığ bölgesi. Peki buraya neden çığ tüneli yapılmıyor? Çığ olduğunda kurtarma protokolleri belli. Bu protokollere bu kurtarma sürecinde uyuldu mu? Pek de uyulmadığı anlaşılıyor. Çığın gürültüye hassas olduğu bilinmiyor muydu? Biliniyordu. Çığ tehlikesini önleyecek tedbirleri neden almadık? İstanbul'da pistten çıkan uçak, uçağa gelelim. Kaza raporu henüz çıkmadı. Ancak aynı hava yolu şirketinin geçmişte benzer kazaları var mı? Var. Sert rüzgara ve uyarıya rağmen pilot pisti neden pas geçmedi? O da belli değil. Kazadan sonra kurtarma işlemleri düzgün yapıldı mı? Hayır. Yaralılar kan revan içinde ring otobüsleriyle taşındı. Bunun görüntüleri var her yerde. Uçağın iniş yaptığı pist yorgun mu? Bakan if söylüyor, Ulaştırma Bakanı söylüyor. Pist yorgun. Peki, aynı havalimanında yıllar önce bitmesi gereken bir ikinci pist var. Bu neden bitmemiş? Değerli basın mensupları, hep söylüyoruz. Liyakatin olmadığı yerde felaket olur. Son 15 günde yaşadıklarımız bunu apaçık ortaya koyuyor. Bunca insanımızı pisi pisine kaybettik. Çünkü tedbir almakla görevli olan yönetim işini yapmıyor. Daha önce şehit tabutlarının üzerine elini koyup nutuk atan Erdoğan, 41 yurttaşımızın çığ altında öldüğü günde Kırıkkale'de miting yapıp milletin kafasına çay poşetlerini fırlatıyordu. O bu sırada da tüm kanallar, özellikle yandaş kanallar, ekranı ikiye bölmüşler. Bir yanda can pazarı yaşanan çığ felaketini gösteriyorlar. Diğer yanda ise Erdoğan'ın mitingde
vatandaşın kafasına fırlattığı çay poşetlerini gösteriyorlardı. Çığ düşmüş, insanlar ölmüş, büyük acılar var. Bunlar ne Erdoğan'ın ne de yandaş medyanın umurunda. O parti mitingi her şeyden önemli. Böyle acı bir günde bile partinin şapkasını çıkarmayacaksanız ne zaman çıkaracaksınız? Ne zaman bu acı günlerde, bu acı günlerde ne zaman tüm ülkenin cumhurbaşkanı olacaksınız? Milletimiz böylesine bencil, bu kadar kibirli, değerlerimizden kopmuş bir iktidarı bundan önce hiç görmedi. Diriyi geçtik, ölülere bile saygıları kalmadı. Değerli basın mensupları, bu iktidarın yönetiminde gün geçmiyor ki yeni bir skandal ortaya çıkmasın. Daha bir skandal tartışılıp sonuca bağlanmadan bir diğeri patlayıveriyor. Sabiha Gökçen'deki kazanın ardından normal bir demokraside yeri yerinden oynatacak yepyeni bir skandal ortaya çıkıyor. Şimdi bu havalimanında ikinci pist ihtiyacı uzunca bir zamandır biliniyor, değil mi? Bunun için aslında idare iki etapta ihaleye çıkmış. İlk etap ihale 5 Ağustos 2014. İkinci ihale ise 7 Haziran 2016'da yapılıyor. İhale Makyol İnşaat'a veriliyor. Makyol İnşaat da pisti 14 ayda bitirmeyi taahhüt ediyor. 2017 Ağustos ayında ikinci pistin tüm alt ve üst yapısıyla aslında bitirilmesi gerekiyor. İhaleyi alırken 14 ayda bitecek denilen pist 42 ayda bitirilemiyor. Neden? Nedeni hakkında ne resmi ne de gayri resmi bir açıklama var. Ama bu ülkede gerçekten Allah'tan gerçek gazeteciler var. Bu şekilde bazı gerçekleri öğrenebiliyoruz. İkinci pistin inşaatını alan Makyol İnşaat işi bir taşeron firmaya vermiş. Böyle alelade bir taşeron firma değil. Bu taşeron firmanın ortaklar arasında Makyol'un kendisi var. Bir de 3. havalimanını işleten Cengiz ve Kalyon İnşaatlar var. Şimdi tabii sorulması gereken soru şu. İhaleyi alan firma neden sonradan işi kendisinin de ortağı olduğu başka bir firmaya taşere etme ihtiyacı duyuyor? Bu da bu dönemde artık kanıksadığımız alengirli işlerden bir tanesi herhalde. Bu taşeron firmanın ortakları dünyanın en büyük havalimanlarından biri olan İstanbul Havalimanı'nı 52 ayda tamamlayan müteahhitler. Bunlar nasıl oluyor da Sabiha Gökçen'de tek bir pisti 42 ayda tamamlayamıyorlar? Diğer yandan 3. havalimanını işleten bu müteahhitlere rakip bir havalimanının pist ihalesinin verilmesi bir çakar çatışmasına neden olmuyor mu? Rekabet Kurumu bu işi inceledi mi, incelemedi mi? Her şeyi inceliyor. Buna niye bakmadı? Aslında meşhur bir fıkra vardır. Tavuk kümesine bekçi arıyorlarmış. Tilki de başvurmuş. Mülakatlar, sınavlar derken tilkiyi işe almaya karar vermişler. Kümesin sahibi sizi işe alacağız, ne kadar maaş istersiniz diye sormuş. Kahkahalarla gülmeye başlayan tilki, kusura bakmayın ben gülmekten konuşamıyorum, artık siz ne takdir ederseniz demiş. Durum tam da bu. Şimdi bu olan biteni sorgulamayacak mıyız? Boşuna demiyoruz. Liyakatın olmadığı yerde felaket oluyor. Türkiye yönetilmiyor, Türkiye savruluyor. Değerli basın mensupları, tek adam rejiminde her hafta yeni bir skandal patlıyor demiştim. Geçtiğimiz hafta Başkent Gaz, Kızılay, Ensar ve Türkan vakıfları ekseninde yaşanan skandalı konuşmuştuk. Bir kez daha hatırlatalım.
Amerika'nın en lüks semtinde yurt yapıyoruz denerek bir gökdelen saray dikiliyor. Yapan Erdoğan ailesinin de yönetiminde olduğu Türkan Vakfı. Özelleştirmeden ucuza kapatılan, o dönemin başbakanı Erdoğan tarafından da ucuza gittiği itiraf edilen Başkent Gaz, Amerika'daki gökdelen için 8 milyon dolar göndermek istiyor. Bağış yapmak istiyor. Şirket bu parayı doğrudan söz konusu vakfa bağışlamak yerine, Amerika Birleşik Devletleri'ne göndermek yerine, önce Kızılay üzerinden Ensar Vakfı'na, Ensar Vakfı üzerinden de Amerika'daki Türkan Vakfı'na gönderiyor. Para transferi her nedense bir şekilde peçelenmek, gizlenmek isteniyor. Herkes bu işten dolayı ülkenin uğradığı vergi kaybını tartışırken bir de bakıyoruz. Söz konusu gaz dağıtımı şirketine 2016 yılında gayrimenkul yatırım ortaklığı statüsü verilmiş. Şirketin 2017'de tek kuruş vergi ödememesinin yolu açılmış. Şirket de aynı yıl 8 milyon doları Türken Vakfı'nın hesabına New York'a gökdelen dikilsin diye Kızılay'a bağışlamış. Şirketten veya bu statüyü veren devlet yetkililerinden bu konuda şu ana kadar bir açıklama yok. Ama şirketin sosyal medyada bir savunucusu var, o da Kızılay Başkanı. Skandalın bir diğer aktörü de Ensar Vakfı. Geçtiğimiz hafta 2018 Haziran ayına kadar vakfın bu parayı Türkiye'ne gönderdiğine dair elde bir belge yok dedik. Bunu da Amerika Birleşik Devletleri Vergi Dairesi'nden aldığımız belgelere dayandırdık, size de dağıttık. Ardından Ensar Vakfı bir takım dekontlar yayımladı. Ensar Vakfı parayı 4 taksitte Amerika'ya gönderdiğini iddia etti. Ancak paranın Türkiye'ne transferinin gaz şirketinin Kızılay'a parayı göndermesinden neredeyse tam bir yıl sonra 5 Kasım 2018'de başladığı ve 15 Şubat 2019 tarihinde bittiğini gösteriyor bu belgeler. Neden bir yıl boyunca para Ensar Vakfı'nın hesabında kalıyor? Geçtiğimiz hafta söylemiştim. Bu pilav daha çok su kaldırır. Şimdi bir başka konu. Zonguldak milletvekilimiz Deniz Yavuz Yılmaz, Türkiye Büyük Millet Meclisi KİT Komisyonu'nun üyesi kendisi. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Türken Vakfı'nın genel sekreterinin Eti Madeni'nin Amerika Birleşik Devletleri'nde kurduğu Eti Mine USA şirketinde bugünkü kurdan 89 bin lira maaş karşılığında çalıştığını ortaya çıkardı. Yandaş şirketin 8 milyon dolar bağışladığı vakfın genel sekreteri, devletten astronomik maaş alan bir devlet çalışanıymış. Bir daha hatırlatıyorum. Türken Vakfı kimin? Erdoğan ailesinin sahip olduğu TÜRGEV Vakfı ile Ensar Vakfı'nın. Bu vakıfta devletin milletin cebinden verilen maaşla çalışan birinin genel sekreterlik yapması normal mi? Hayır. Aslında ama saray sosyetesine mensupsanız size her şey mübah. Ne güzel diyor Tevfik Fikret. Bütün bu Nazlı Beylerin ne varsa ortalıkta say. Hasep, nesep, şeref, oyun, düğün, konak, saray. Bütün sizin efendiler, konak, saray, gelin, alay, bütün sizin hazır hazır, kolay kolay. Yiyin efendiler, yiyin. Bu hanı iştah sizin, doyunca, tıksırınca, çatlayıncaya kadar yiyin. Değerli basın mensupları, bir tarafta sarayın vakıflarında çalışanlara 89 bin liralık maaşlar, diğer tarafta çocuklarım aç diyerek yaşamına kıyan yurttaşlar. Hatay Valiliği önünde çocuklarım aç diyerek intihar eden Adem Yarıcan'ın şu fotoğrafına
herkesin çok iyi bakması gerekir. Herkes şapkasını önüne koyup düşünecek. Ama en çok bu devleti yönetenler düşünecek. Devlet nedir? Kimsesizlerin kimsesidir. Peki devleti yöneten kim? Saray. Eğer iktidar itibardan tasarruf olmaz diyerek saraylara, uçaklara, lüks araba filolarına milyarlar harcarken bu milletin küçücük çocukları yatağa aç giriyorsa, bu nedenle de babalar çocuklarını doyuramadığı için yaşamlarına son veriyorsa, o itibarınızı kim ne yapsın? Batsın böyle itibar. Bir de iktidar kanadından bu acı çaresizliğe ucuz siyasi manevra denerek ölümü itibarsızlaştırmaya, bu ölümü itibarsızlaştırmaya çalışanlar var. Artık ne ayıbı biliyorlar ne de günahı. Değerli basın mensupları, ekonomik krizler bir şekilde aşılır. Ancak bir toplumu toplum yapan değerlerde kriz başlarsa o toplum artık geleceğine güvenle bakamaz. Bugün Türkiye'nin en önemli açığı, çok açık söylüyorum, ne cari açıktır ne de bütçe açığıdır. Bugün Türkiye'nin en önemli açığı toplumsal vicdanlarda büyüyen açıktır. Bunun telafisi yoktur. Bizler komşusu açken tok yatan bizden değildir diyen bir peygamberin dinine mensubuz. Ve yine peygamberimizin ifadesiyle din güzel ahlaktır. Bu ülkede bir baba evlatlarım aç diyerek yaşamına kıyıyorsa, herkes gibi o ülkenin Diyanet İşleri Başkanı da tüm işi gücü bırakıp buna kafa yormalıdır. Ama bu konularda tek bir kelam etmeyen Diyanet İşleri Başkanı, anlaşılan ortaçağ papalığına özenip cennette emlak pazarlamaya girişmiş. Kimse kusura bakmasın, buna balık baştan kokar denir. AK Parti'ye gönül veren kardeşlerimiz, elbette partinizi sevin. Ama gördükleriniz de, duyduklarınız da lütfen vicdan terazisinde bir tartın. Sarayın bal demesiyle milletin ağzı tatlanmıyor. Bakın, saraya göre geçtiğimiz yıl ekonomimiz yeniden yükselişe geçmişti. Geçtiğimiz yıl, yani 2019 yılında yükselişe geçtik dedikleri yılda, Gaziantep'te Şahin Bey Belediyesi'nin önünde işsiz bir gencimiz kendini yaktı. Adana'nın Seyhan ilçesinde bir başka gencimiz borçları nedeniyle bunalıma girerek kendini apartmandan aşağı attı. Aydın'ın Efeler ilçesinde bir çiftçimiz geçim sıkıntısından dolayı evinin bulunduğu yerdeki ahırda yaşamına son verdi. İstanbul, Fatih'te geçim sıkıntısı nedeniyle hatırlayın dört kardeş yaşamına kıydı. Antalya'da bir baba maddi zorluklar nedeniyle eşini ve iki çocuğunu zehirledikten sonra intihar etti. 2019'da bunun gibi daha nice sönen hayatlar oldu. Ama saray 2019'da yükselişe geçtik diyebiliyor. Yani bu yükselişse çakılmak ne ola ki? Şimdi de kalkmışlar bu yıl ekonomi şahlanacak diyorlar. Ama insanlarımız açlıktan yaşamına kıymaya devam ediyor. İktidar istiyor ki bunlar görülmesin, duyulmasın, konuşulmasın. Ama bunun sonundaki toplumsal felaket de hızla yaklaşıyor. Söylüyoruz. Liyakatın olmadığı yerde felaket olur. Türkiye yönetilmiyor, Türkiye savruluyor diye. Değerli basın mensupları, bugün TÜİK Kasım ayı iş gücü istihdam ve işsizlik rakamlarını açıkladı. Bunlar aynı zamanda 2019'un son 3 ayına ait rakamlar. 2019'un başında damat 2,5 milyon ilave istihdam sözü vermişti. Bırakın 2,5 milyon istihdamı, insanlar bu yıl işlerini kaybettiler. Çalışan sayımız halen 2 yıl öncesinin 346 bin altında. Resmi rakamlarla işsiz sayısı son bir yılda 327 bin kişi arttı. 4 milyon 308 bin kişiye ulaştı. İşsizlik oranı da aynı dönemde yaklaşık 1 puan artarak %13,3'e çıktı. Tabii bir de gerçek işsizlik rakamı var. İş bulma ümidini yitirmiş
veya diğer nedenlerle iş gücü piyasasından çekilmiş ama iş bulsam çalışırım diyenler, eksik ve yetersiz istihdam edilenleri ve mevsimlik çalışanları topladığımızda gerçek işsizlik rakamı son bir yılda 235 bin kişi artarak 7 milyon 677 bin kişi olmuş. Gerçek işsizlik oranımız son bir yılda yarım puan artmış ve %22,1 olarak gerçekleşmiş. Genç ve üniversitelerin işsizliği ise gerçekten son derece düşündürücü ve üzücü bir seviyede. Aslında baktığımız zaman her 100 işsizden 27'si bir yıl veya daha uzun süredir işsiz. Biz bunu çok görmedik. Bu işsizliğin ne kadar yapışkan olduğunu gösteriyor. Tabii bunlar aslında makyajlı rakamlar değerli basın mensupları. Ama görüyorsunuz makyajlı rakamlar bile bir facia. Çalışma çağındaki nüfus son bir yılda 944 bin kişi artmış. Şimdi TÜİK bunu böyle söylüyor. Evet. Ama sadece 182 bin kişi iş aramak için iş gücü piyasasına girmiş. 944 bin, 182 bin. Yani 768 bin vatandaşımız evine gidip oturmayı tercih etmiş. Peki hani işler toparlanıyordu? Hani ekonomi şahlanıyordu, yükselişe geçiyordu? O zaman neden yurttaşlarımız iş aramıyor? Neden iş gücü piyasasına girmiyor? Herhalde damat ve saray mahcup olmasın diye. Eğer geçtiğimiz yılın Kasım ayında olduğu gibi yurttaşlarımız o oranda iş gücüne katılmış olsalardı, işsiz sayısı TÜİK'in ilan ettiği gibi 4 milyon 308 bin değil, 4 milyon 626 bin olacaktı. İşsizlik oranı da %13,3 değil, %14,1'e çıkacaktı. Açık söyleyeyim, geçen defa da söyledim. Artık hem enflasyon hem işsizlik rakamına dair TÜİK'in ürettiği rakamlar kabak tadı vermeye başladı. Yani bu nedenle çok açık söyleyeyim, önümüzdeki günlerde TÜİK Başkanı hakkında ombudsmana, yani kamu denetçisine başvuracağız. Hep onun için liyakat önemli, liyakat önemli diyoruz. Yani bu işin başına gelenler eğer liyakatı bir yana bırakıp saraya yaranmaya çalışırlarsa vatandaşa doğru bilgi vermemiş oluyorlar. Değerli basın mensupları, şimdi aslında baktığımız zaman temel sorun şu: iktidar bir türlü ekonomideki sorunları çözmek için güven uyandıracak tutarlı, kapsamlı bir programı ortaya koyamıyor. Onun yerine ekonomiyi makyajla, sopayla, komutayla idare etmeye uğraşıyor. Bunun son örneğini birkaç gün önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne verilen bir kanun teklifiyle gördük. Saray koridorlarında hazırlanıp iktidar milletvekillerinin ellerine tutuşturulan bu teklifle sektör yetkililerinin görüşü alınmadan bankacılık konusunda önemli değişiklikler yapılmaya hazırlanılıyor. Anlaşılan rekabet kurumu eliyle mesai saati bitiminde bankalara baskın yapmak yetmedi. Şimdi saray eline yeni değnekler verilsin istiyor. Yabancı bankalar bunu gördüğü zaman kaçmaya başlıyorlar. Şimdi bu yasa teklifinde şu deniyor: manipülatif ve yanıltıcı işlem yapanlara ceza verilsin. Bu doğru, verilsin. Ama ardından bir başka bir şey geliyor. Neyin manipülatif ve yanıltıcı işlem olduğuna BDDK karar versin diyorlar. BDDK kimin emrinde? Damadın. Bu ne demek? Yani hukukun temel kuralı var: kanunsuz suç ve ceza olmaz. Eğer
bir suçun tanımı yapılacak ve ona bir ceza biçilecekse o suçun tanımı da cezası da o kanunda yapılır. Yani siz bir organı bir organı nasıl yasama organı yerine geçirirsiniz? BDDK'nın çıkaracağı bir yönetmelikte suç belirlenmez. Değerli basın mensupları, sarayın ve sosyete damadın şunu bilmesi lazım. Kuzey Kore gömleği bizim ülkemize dar gelir. Tehditle, sopayla, kamu bankaları eliyle Merkez Bankası rezervlerini tezgah altından satarak ekonomide basıncı bir noktaya kadar kontrol altına alabilirsiniz. Ama sonunda bu iş patlar. Geçtiğimiz hafta hazine yurt dışından iki ihaleyle aynı gün 4 milyar tek bir günde 4 milyar dolar borçlandı. Bu aslında bir günde yapılan Türkiye Cumhuriyet tarihinin en yüksek borçlanması. Peki ne oldu? Aynı hafta içinde kamu bankaları doları 6 liranın altında tutabilmek için 4 milyar dolar döviz sattılar. Ne oldu? O kadar faizle aldığınız paralar gitti. Ama dolar 6 liranın altına inmedi. İnmeyince hafta sonunda tedbir alındı bu sefer. Bankaların yurt dışıyla yaptığı döviz takasına yeniden sınır getirildi. %25'ten %10'a indirildi. Şimdi buradan bir kez daha uyarırım. Artık cambazlık yapmayı bırakın. Sonu belli olmayan oyunları, sonu belli olan oyunları oynamayın. Borçlanarak alınan sınırlı dövizleri kamu bankaları eliyle satarak, piyasayı sopa ile tehdit ederek, yasaklar getirerek, faizleri suni şekilde aşağıya çekerek Türk lirasının değerini koruyamazsınız. Türk lirasının değerini korumanın tek yolu vardır. O da vatandaşlarımızın kendi parasına olan güvenini sağlamaktır. Bunun yolu da daha fazla üretim, daha fazla verimlilik, bunları yapmak suretiyle enflasyonu kalıcı bir şekilde aşağı çekmektir. Değerli basın mensupları, Suriye ve İdlib'de tansiyon durulmuyor. Rus yetkililerle Ankara'da görüşmeler yapılırken, Suriye rejimi İdlib'de kontrolü altındaki alanları genişletiyor. Suriye topraklarındaki askeri tahkimatımız ise giderek artıyor. Maalesef sahada her an bir sıcak çatışma için evet arkadaşlar, İdlib'de topçu ateşi sonucunda 5 şehidimiz varmış. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Milletimize, ailelerine sabır diliyoruz. Ama şimdi söyleyeceğim zaten, İdlib'de durum giderek ciddileşiyor. Sahada her an bir sıcak çatışma için aslında tüm koşullar hazırlanmış durumda. İşte küçük bir kıvılcım bu şeyi, durumu sıcak savaşa dönüştürme eğilimini taşıyor. Şimdi Türkiye İdlib'deki gözlem noktalarındaki askerlerini mutlaka korumalıdır. Ama bölgedeki bazı radikal unsurları korumak için çatışmaya hiçbir şekilde girmemelidir diyoruz baştan beri. Türkiye'nin askeri yığınağı sadece ve sadece kendi askerlerimizin ve sınırlarımızın güvenliği için kullanılmalıdır. Değerli basın mensupları, son olarak bir süredir emekli Genelkurmay Başkanı Başbuğ'un düşüncelerini ifade etmesi üzerinden bir tartışma yürüyor. İktidar istiyor ki FETÖ'nün siyasi ayağı tartışılacaksa bunun miladı 17-25 Aralık 2013 sonrası olsun. Öncesi siyasi ayak tartışmalarına hiç konu olmasın. Ama kimya biliminin temel kanunlarından biridir. Hiçbir şey vardan yok olmaz, yoktan da var olmaz. FETÖ denen örgüt 22-26 Aralık 2013 tarihinde birden ortaya çıkıvermedi. Öncesinde himaye gördü,
askeriyeye, adliyeye, camiyeye ve devletin tüm kılcal damarlarına yerleştirildi. Bunların tümü bizlerin ve devlet organlarının uyarılarına rağmen yapıldı. Şimdi maksat üzüm yemek mi, Bağcı'yı dövmek mi? Eğer FETÖ'nün siyasi ayağı gerçekten ortaya çıkarılacaksa, Sayın Başbuğ önemli bir noktaya işaret etmiştir. Üzüm yenecekse ipin ucunu buradan çekerek sarmak lazımdır. Ama anlaşılan iktidarın derdi üzüm yemek değildir. Dert Bağcı'yı dövmektir. Evet, benim söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi kurum kimliklerinizle beraber sorularınız varsa alabilirim. Buyurun. Merhaba. Oğuz Yanobuz, Haber Global. Kıbrıs Cumhurbaşkanı Akıncı'nın sözleri vardı. Kıbrıs Türktür, Türk kalacaktır siyaseti 1950'lerin sloganıdır dedi. Buna CHP'den bir tepki var mıdır? Bugün bu ülkede Kıbrıs konusundaki duruşu en net parti Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Bakın, bunu çok açıkça ifade ediyorum. 1974'te biz neredeysek bugün de oradayız. Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı'nın sözleri büyük talihsizliktir ve son derece vahimdir. Hele hele konuşmasının içinde yersiz bir biçimde, anlamsız bir biçimde Sayın Tayfur Sökmen'in adını geçirmesi kabul edilebilir bir husus değildir. Sayın Sökmen Atatürk'le birlikte, Mustafa Kemal Atatürk'le birlikte Hatay davasını sonuçlandırmış kişidir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti adı üstünde bizim gözümüzde bağımsız bir devlettir. Bağımsız bir devlet olarak tanınması için de elden gelen yapılmalıdır. Ama bugün kalkıp da siz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ilhakından falan bahsetmeye başlarsanız, bu kabul edilebilir bir husus değildir. Olsa olsa içerideki seçim baskısı nedeniyle tarih bilincinden yoksun, sarf edilmiş sözlerdir diye düşünüyorum. Evet. Seda Akgüz, Ulusal Kanal. Efendim, İzmir ve İstanbul il kurultaylarınızı tamamladınız. Ancak İstanbul özelinde tek adayla, blok listeyle seçimin yapılmasına yönelik bazı eleştirilerin olduğu belirtiliyor. Buna ilişkin değerlendirmeniz nedir? Ne gibi eleştiriler var bilmiyorum. Sonuç itibariyle bütün bu hususlar o salonda oturan kurultay, o salonda oturan il delegelerinin iradesiyle belirleniyor. Dolayısıyla bizim il delegelerimizin iradesini eleştirmek gibi bir yaklaşımımız olamaz. Bu yaklaşımını, başkalarının da böyle bir eleştiri yapmasını kabul edemeyiz. Evet. Mahir Kılıç, Habertürk Televizyonu. Dünkü Büyük Kudüs mitingine AK Parti ve MHP'den katılım olmadı. Bunu nasıl değerlendirirsiniz? Dünkü Büyük Kudüs mitingi oldukça görkemliydi. Tabii AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin bu mitinge katılmaması kendi tercihleri, ama orada bulunanlar açısından ve Büyük Kudüs davası açısından bu bir eksiklik değildir. Evet. Sayın Genel Başkan Kılıçdaroğlu Yeni Çağ Gazetesi'ne verdiği röportajda da bahsetmişti. Yani bu düzenleme ile ilgili, askerlerin sivil mahkemelerde yargılanması ile ilgili o önergeyi gecenin bir yarısı Sadullah Ergin'e kim dikte etti, talimatı kim verdi dedikten sonra aslında cevabını da veriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı işaret ediyor. Sadullah Ergin de bugün bir açıklama yaptı. O zamanki düzenleme için bireysel değil, iktidar partisinin, hükümetin, iktidar partisi, meclis grubunun ortak iradesini yansıtan bir çalışma idi bu çalışma diyor. Bir, buna yanıtınız ne olur? İkincisi de bu Zindaşti ile ilgili HSK soruşturmasında ifadesi alınan savcı ve hakimlerin Burhan Kuzu'nun
baskısı üzerine bu kararı verdikleri, bu Burhan Kuzu cephesinden kendilerine baskı yapıldığını ifade etmelerini nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi birinci soruya şöyle cevap vereyim. Yani bunun, o grubun, AK Parti grubunun ortak iradesi haline geldiği görülüyor zaten verilen oylardan. Ama aradığımız genel başkanımızın sözünü ettiği bu iradenin bu şekilde oluşmasına gece yarısı kimsenin haberi olmadan baskın bir önergeyle bu değişiklik önergesinin verilmesi kim tarafından istenmiştir? Buna bakmak lazım. FETÖ'nün siyasi ayağını arıyorsanız bu işi başlatanı bulacaksınız. Ortak irade haline gelmesi tamam. Onda hiç şüphe yok. Görüyoruz zaten. Ama ondan önce bunun o ortak irade haline gelmesini kim istemiştir? Kim başlatmıştır? Aradığımız budur. Şimdi bu iddialar daha önce de yer almıştı. Şimdi anladığım kadarıyla ilgili yargıçların ifadeleri yayınlanmış. Orada geçiyor değil mi bunlar? Evet. Tabii bunun gereği yapılmalıdır. Bu iş 17-25 Aralık'tan sonra değil mi? Evet. Siz bir şey soracaktınız galiba. Ne? Yarın hep beraber göreceğiz. Genel Başkanımızın grup konuşmasında hep beraber izleyeceğiz. Evet. Teşekkür ediyorum arkadaşlar.